Siz burada 2 yıldır görev yapıyorsunuz. Hiçbir namussuzluğumuzu gördünüz. Kaçakçılık, uyuşturucu, adam öldürme. Hiç böyle bir vukuatımız oldu. Olmadı, haklısınız. Ama işlenmiş bir cinayette adınız geçiyor. Bu çerçevede ifadenizi almak zorundayız. Siz beni buraya ne diye getirdiniz? Genco aşiretinin her bireyi töreleriyle, gelenekleriyle, namusuyla yaşamıştır şimdiye kadar. Bizim polisle hiçbir zaman işimiz olmamıştır. Bu hatanızı telafi etmeniz zor olacak. Hasan Küçüktepe'yi işlenen cinayette azmettirmek ve yardımcı olmakla suçlanıyorsunuz Cihan Bey. Çocuk eğer ablasını vurabilseymiş, gelip size sığınacakmış. Doğru mu bu? Bakın çocuk dediniz komiser. O çocuğu tanırım ben. Hasan daha 15'inde ya var ya yok. Bir çocuğun demesiyle hiçbir ağa sorguya çekilir mi? Olacak iş. İşi zora sokmayın Cihan Bey. Sorularıma direkt cevap verin. Siz Hasan'ın babası İbrahim'e öyle bir söz verdiniz mi? Ben bir ağayım. Her şeyden evvel sözünün eriyim. Evet, çok kişiye yardımcı oldum. Ama ağa olmasaydım da bunu yapardım. Ama kimseye yataklık etmedim. Alo bacım. Mühendisler geldiler. Edip Bey zaten her şeyi halletmiş. Bize hiçbir şey bırakmamış. Vallahi bizim eski binayı bir görsen bacım tanıyamazsın ha. Burayı çok güzel temizliyorlar ha, yeniliyorlar. Ne eksikse zaten temin etmişler. Fabrikanın işleyeceği yer ne durumda Azat? Ha. O da kısa süre içinde hallolacak bacım. Kısmetse 2-3 gün içinde açılışı yapacağız. Hem kaymakam ve vali beye de özel davetiye göndereceğiz açılış için. Tamam. Sen yine de dikkatli ol. Merak etme bacım, Allah'ın izniyle bize bir şey olmaz. Neyse bacım, benim şimdi kapatmam gerekiyor. Daha sonra seni ararım, tamam? Kolay gelsin. Bunların hepsi ikinci kata çıkıyor değil mi? Tamam. Oğlum kolay gelsin. Eyvallah baba. Ya nereden nereye de gelmiyor? Yılların marabı azadı. Kim derdi ki bir gün gelecek, koskoca fabrikanın başına geçecek. Allah sizden de Sıla kızımızdan da razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Ya kızım vefalıdır biliyorsun. 3 kuruş para için gidip yurt dışına yatırım yapmadı. Bütün emeğini, parasını getirdi kendi torpaklarına, kendi insanlarına yatırdı. Bunlar az şey mi değil mi? Bizim buraların yeni ekmek kapılarına bir sürü yeni işe ihtiyaç vardır. Doğru söylüyorsun. Ama ne oluyor biliyorsun? Hale çarşıda böyle kimi arkadaşlarıma selam veriyorum. Siyah selamimi almamak için kafasını çeviriyor ha. O soysuzların selamları da kendileri de yerin dibine batsın Celil Efendi. Batacak inşallah. Önemli olan ne biliyorsun? Nasıl olsa bu insanlar sonunda egriyi doğruyu öğrenecekler. Doğru dersin. De haydi bakalım fabrikaya. Dilaver, sen adamlarla kal. Şimdilik dikkat çekmeyin. Ben önce gidip komiserle bir konuşayım, bakayım derdi neymiş. Merak etme baba. Bir şey olursa biz buradayız. Hadi. Hadi açılın biraz. Hayırdır oğul? Dertlerin neymiş de seni çağırmış herhalde? Tamam baba, bir yanlışlık olmuş, ben hallettim. Ne yanlışlık? Sokak ortasında Cihan Ağa'yı içeri alacaklar. Ondan sonra da yanlış oldu diyecekler. Yok öyle yakma. Düpedüz ailemize karşı ayıptır bu. Ben bunun hesabını sormak mıyım? Baba, ben hallettim dedim. Hem ağalık affetmek demektir. Onlar hata yapar, biz affederiz. Herkes gözünü dört açsın. Boran önce şirketleri, sermayedarları saldı üzerimize. Şimdi de inzibatları. Herkes kendini kollasın. Hadi binin arabalara. Tabii önce Boran kendini kollasın. Efendim. Ağam ben Cengiz. Buyur Cengiz, ne vardı?
Ağam, dediğin gibi karakolun önündeyim. Cihan Ağa şimdi çıktı. Yalnız Zinar Ağa ile beraber sana geliyorlar. Haber vereyim dedim. Buyursunlar bakalım.